Tutamıyoruz zamanı. Üçüncü kayınvalidem Rabia Sultanım. Hoş geldin ya. Özledim seni. Ha, iyi misin? İyiyim aşkım. Vallahi aferin sana kız. Geldin. Aferin. Aa, bırakacak mısın burayı? Millete mi bırakacaksın meydanı? Aynen. Öyle düşündüm sanki. Öyle düşündün. Aynen. Aferin sana. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi aç. Bunun içi tavuklu pilav olması değil mi? Yani şey. Evet, Topkapı. Ha, piliç Topkapı. Topkapı sarma. Hani bu nerede pilişleri bunun? Tavuğun içini çok böyle tavuğu ezip ezip çok yuka etmemiş. Ona da zaten oncağı sığmış, oncağı koymuş. Hep içi baksana tavuk dolu bak bak. Aynen. Bunlar dolu. Kalın gilen etmiş. Yani bunu resmen beğenmedim. Tamam. Şöyle. Ama tadı iyi, ha. Lezzeti iyi. İnceltememiş. Sadece inceltememiş. Şeyini az koymuş, pirincini. Anlaştık. Hı. Pirinci nasıl? İç pilavı nasıl? Hı. Dişe geliyor. Tıkır tıkır ediyor. Anlaştık. Piriç pişmemiş ama tavuk pişmiş. Tamam bir tanem. Ama iyi dövememiş. İyi böyle gevşedip içine pirinci çok koyamamış. İkinci tabağın. Her türlü güzel olmuş. Tadı da iyi. Pilav diye buna derler. Sadece iki tuzsuz ama yani tuzsuz zaten şey değil. Kötü bir şey değil. Bir de kinden daha mı tuzsuz? Evet. Evet tuzsuz. Yani tuzsuz. Tuzuna bir sorun demiyorum. Tuz sorun değil. Zaten pilav da pişmiş, tavuğu da pişmiş. Dolması da yani içine sarması, koması, ezmesi de güzel olmuş. Bayağı doldurmuş pirinci. Afiyet olsun. Sağ ol. Bunu da çok beğendim. Her türlü güzel. Tavuğu da, pilavı da, içi de, dolması da, sarması da, kızarması da, tomurluğu da. Aklım karıştı. Aynı bunu da beğendin, onu da beğendin. Hmm. Ne olacak şimdi? Hmm, bilmiyorum. Hangisi daha güzel? Buna bakaraktan bu güzel. Hmm. Lezzet olarak mı güzel, aşama evet. Olarak mı? Aşamada bununkiyle pirinçleri biraz daha değişik bir şey ama bununkiler daha güzel. Peki. Yani bazen pilav o diri diri ya pirinci mesela. Bununkiyle bak, bununkiyle diri diri değil, lapa. Bu başka bir şey yani. Pirince benzemiyor da sanki bulgur gibi başka bir şey. İncelmiş, ezilmiş, kaybolmuş gibi. Lapa olmuş. Bunun tadında başka bir şey var. Bunun bir şeye hazlı olmuş ya, neye hazlı olmuş? Ne olmuş? Karabiberi mi fazla olmuş, ha, bir fazla. Şey fazla olmuş. Fazla olamaz. Şey yani, şunlardan diyorum canım. Ağır bir şey var yine bunda da. İç pilavında mı? Hı. Şey bunun da tavuğu pişmiş. Pirinçleri sadece lapa. Yani dene değil. Pilav tavuğu pişmiş. Sarması da iyi. İçi de iyi. İyi yani. Dört dörtlük değil yani iyi. Şimdi. Evet bir tanem. Yani ben şimdi gelinimi bulduysam tabii ki bir vereceğim. Buldun mu? Buldum. İkisinin ortasında kaldım. Hı. Aşkım. Tamam. En iyisine de verirsem. Evet. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Bir. Birinci tabak bir puan. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Dört. İkinci tabak dört puan. Vay be. Bir puan dur ne diyeyim. İki tane nur topu gibi gelinlerimizi çok üzecek, sarsacak bir puanımız var. Umarım Damlan değildir buydu. Onlardan bir tanesi. Şunu açmak ister misin? İsterim hemen. Bakalım ilk tattığın tabak, çok beğenmediğin bir tabak bir aldı. Kim acaba? Hazır mıyız? Hazırım. Aç görelim. Arife. Rabia teyze ya. Efendim?
Ya en azından lezzetine puan verseydin bak. Ya hiç açmamışım ki anne, lopa et tavuk olmuşum, iki tane de pirinci var. Aşkım bir dövdüm, çiğ çiğ. Çok dövdüm. Yani neredeyse tavuk kendinden geçti. Yok yok, şunlar gibi mi kurban olduğum, bak bak. Şunlara bak yani bak, gördün mü? Pirinç bir tık az olmuş hani kapanmaz diye, ama aşkım lezzeti güzel dedin. Tamam lezzeti güzel de pirinci de olacak içinde, hepsinin bir ortamı olacak. Haklısın ama lezzetine en azından bir iki puan daha bir, veremez miydin? Bir. Hani Rabia teyze, bu tavuğu lezzetini beğendin. Yani bir hak ediyor muydu ya? Ama en azından bir iki puan fazla verseydin ya. Lezzeti derken tavuk pişmiş. Şurada iki gün kaldı bak. İki gün kaldı ve benim artık gerçekten kendimi toparlamam gerekiyor. Ama gerçekten lezzetini beğendiysen biraz fazla verebilirdin. Hakkımın yendiğini düşünüyorum ve kabul lezzetini etmiyorum. Lezzetini beğendim derken tavuk pişmiş. Tavuğa bir şey demiyorum. Ben yani, tavuk mu yiyorum? Tavuk içi dolu pilav mı yiyorum? Pilav yok. İki tane pirinci var. Ya tamam. Pirinç de tamam ama diyor. Sen bir tek pirince mi bakıyorsun? Tavuk evet. Pişmesi, lezzet. Tavuğun pişmesine bir verdim, bitti. Bunlar da ön plana çıkmalı. Bir tek buna puan veremezsin. Arif, bir şey söyleyeceğim. Biz iç pilavı neden yaptık? Aynen. İç pilav, iç pilav yok ya. İçinde sıfır mı? Ne alaka? Hayatım iç pilavı içine koyalım diye yaptık. Sen oturup yedin mi? Ben anlamadım. Hayır, hayır yemedim. İçine koydum ama fazla senin gibi kapatmamak. Şunu da bir de tam olsun. Ya. Onlar yanlış. Miyim? Onlar yanlış yapmış. Koyamaması gerekiyordu. Ben doğru yaptım de tam olsun. Sen kapatamamışsın ya. Evet. Hani kapatamadın. O kadar çok doldurdun ya içine. Ben kapatmak için biraz daha az koydum. Anladın mı? O mantıkla düşündüm. Hiç koymamışsın. Hayır hiç koymadım. İki git bak bakalım var mı yok. İki de karıcım var. Hayır, hayır git bakalım var mı yok mu bak o zaman. Ay yani hiç yok diyorsun bir de. İstediğin birkaç puan fazla verebilirsin diyor ya kayınvalideler. Diyorsun ya kayınvalidelere. Bence sen bugün yaptığın yemek için birkaç puanı her kayınvalideden birer birer toplayabilir. Ne alaka? Çünkü yani hani öyle bir... Yani, ben hayatımda böyle bir pirinç toplapı görmedim. Tavsiyem hayır. Şu sana. Hı. Bence tavuk yemeğini çok sevdiğini söylüyorsun. Yani evet, çok seviyorum. Söylüyorsun. Evet. Bol bol antrenman yap evinde. Hadi. Çünkü bu olmamış. Yo ben gayet antrenmanımı yapıyorum. Her gün tavuğumu pişirip yiyorum gayet. Hiç gerek bundan yok antrenman yapmaya. Tamam mı? Ben... Ama lezzetini beğendiği bir şeye bir vermesini kabul etmiyorum. Bu kadar. Ya Arife sen tavuk tavuk dedin ya. Tavuğu niye yapamadın? Hani tavuğu seviyordun. Bu gelinimiz de dördü kaptı senden. Kapsın bu da iyi, o da iyi, o da şundan iyi. Helal olsun. Şey bu pilavlar lapa. Şu daha diri diri duruyor. Dene dene. Dane dane. Aç görelim bu dana dene olmamış. Kaldır. Seda. Rabia abla. Efendim? Pilav dediğim böyle olur diye az önce sen demedin mi? Dediğim ama... Şimdi niye lapa diyorsun? Eteki çıkmadan önceydi. Bak üçüncü çıkma açmadan pilav önce. Pilav dediğim böyle olur cümlesini evet. Kurabilen bir insan pilavın ne olduğunu bilir. Biliyorum. Şimdi o bir iç pilav bu arada. Normal evet. Bir pirinç pilavı değil ya. Evet. Pilav dediğim bence de öyle olur. Tamam. Tane tane olan belki çiğ kalmış olabilir mi? Ya, hayır çiğ değil. Çiğden dolayı... Bu arada ben o pilavın kum gibi döküldüğünü tam buradan görüyorum. Buradan kolay kolay her şeyi göremiyorum ben ama buradan o pilavın döküldüğünü görüyorum. Tamam yani. İyiydi dört verdim daha ne istiyorsun? Daha kaç verecek daha? Aynen. Ben beş hak ettiğimi düşünüyorum. Aynen. Ne oldu beş versin. Tuz beş... Bu arada şu tuz meselesine o kadar sıkıldım ki. Yemin ederim abarttı. Aynen. Verdikçe şey istiyorsunuz ya. Saçmalaman ya yeter. Ben gelin mi buldum mu bulmadım bundan haberim yok. Gerçi doğru söylüyorsun. Sen benim el lezzetimi de anlamıştın. Senden puan hiç beklemiyordum. Ben şu birilerden çıkarım diye tahmin ediyordum ama tabağıma güvendiğim için... Alıştın yani birileri. Karıştırmış olabilirsin. Haklısın. Tabii Damla 5'ten çıkarsa o da ayrı bir tabii mesele. Tabii. Pilavımın kesinlikle hakkını yediğini düşünüyorum. Pirinç yemedin pilav. De aslında pilav böyle olur dedin. Sonra bir puan kırasın bak, geldi. Bak o kelimeyi neden de kullandı biliyor musun? Şimdi birincide pilav bulamadı ya. İkinciye doğru. Geldi pilav bulunca kadın bir şok geçirdi aynen. Tabii ki öyle söyledi. Hani pirinç pilavım aynen. Mükemmel olduğu için de değil aslında. Ben buradan mükemmel oldu. Anlayabiliyorum evet. Onun ne demek istediğini. Benim bazen dilim anlıyor. Bazı kelimeleri söyleyemeyebiliyor ama aynen. Gerçekten onun için söyledi. Evet. Rabia abla gerçekten beş hak etmiştim. Sen o bir puanı nereden kırdın? Şimdi anne madem şu beşlik tabaktan ben çıkacağıma inanıyorsun ya, o zaman yanındakine niye puan verdin? Güzeldi. Çok dört dörtlük bir sefer inanmadım. Yalan söylemeyeyim şimdi. Yani ikilemde kaldım. Sen iyisini yapıyorsun yani. Sen beni pilavdan tanırsın aslında. Tanıyorum ama işte birazcık şey ettim. Ama bak bu güzel dedin ya yine 4 puan çok yüksek. Daha düşük olabilirdin. O zaman da o 4 puan sen olsaydın şey 3 puan birinci sen olsan İnşallah ona düzülüyorum. Doğru yaptın bence.
Çünkü bu damla olabilirdi yani, bilemeyiz. Aynen işte ondan. Garanti aldık. Aynen. Rakibe gitti ama olsun. Yeter ki bu gelinin çıksın. İnşallah. Bakalım 5 puan Zeynep'e mi gitti, gelinine mi gitti? İki dişli rakip sona kaldı. Biri 1 aldı, biri 5 aldı. Hazır mısın? Hazırım. Üçüncü kayınvalidesin, çok değerli bir puanın var. Kaldır görelim. Damla! Damla! Aşkım! Niye dördü verdin ya? Niye verdin? Eminsin aslında. Pirincinden tanıdın sen. Hadi niye veriyorsun dördü ya? Aşkım karıştırdım. Oynayamak istiyorum. Ay kayın da anne niye 4 puan? Aşkım, Allah aşkına kararsız ya. Kaldım. Hayır sen. Aslında sen emin oldun orada. Niye o kadar karıştırıyorsun? Ben lapa dedin ya. Hı. Pirince. Ben yapmam. Yapmam da belki sen. O belki diyeyim yaparsa belki. Hayır aşkım, yok aşkım. Belkisi yok. Burada ihtimallerle yarışmıyoruz biz. Tamam. Ben yapacağım sen vereceksin. Anam kurban olsun tamam. Ya Damla 5 puan verdiğim yine kızıyorsun. Seda'dan sana ne ya? Ben şimdi Arif'in tavuğu niye bu kadar çok sevdiğini anladım. Tavuk depresyona iyi geliyor belli ki. Sen çünkü karalar bağlamış durumdaydın. Tavana bakıyordun sabah. Şimdi göbek atıyorsun. Ay Oza baktı. Bu da öyle. Kız o ya ben sevindim. İyi olmana sevindim zaten de. Bu kadar iyi olmanı hiç beklemiyordum. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim yani? Kadın sana 4 vermiş hala kadına uğraşıp duruyorsun ya. 4'e şükretmem gibi bir şey söz konusu. Seda bir daha niye vermeyeceğim bitti. Anne bak ne yapacaksın beni buldun mu? 5-1-1 tamam, basacaksın aşkım. Asla acıma. Allah sen de şahit gelinimi asla bulmadım. İkisinde kaldım. Çünkü güzel yapıyor. Şey demedim yani bek. Emin olamadı için zaten 4'ü verdi. Yoksa biliyorsunuz da 5-1-1 kesinlikle o damla verdiğimi bileydim. Biriydi. Rabia abla sen gerçekten burada rol yapıyorsun. Benim tabağıma nasıl bir verirsin ya? Şimdi acı çekiyor musun? Zeynep ben acımı yüreğimde yaşıyorum biliyor musun? Unuttuğum falan yok. Geçmiş olsun kayınvalidelerim ve gelinlerime. Günün kritiğini yapıyoruz. Son nokta da Seda'nın kayınvalidesinde.